Yaşam Dersleri. Yazarlar Elizabeth Kübler-Ross ve David Kessler. Özeti hazırlayan Yusuf Temiz. Seslendiren Fatih Temiz. Bir, otantiklik. Herhangi bir durumda meydana gelebilecek en kötü şeyle yüz yüze gelince büyürüz. Koşullar en kötü hallerindeyken en gerçek halimizi bulabiliriz. Hayatın derslerinin gerçek anlamını yakaladığımızda mutlu, anlamlı hayatlarda buluruz. Kusursuz değil ama otantik. Hayatı içtenlikle ve derin bir anlam ile yaşayabiliriz. Belki de ilk ve en belirsiz soru budur. Bu dersleri öğrenen kim? Ben kimim? Hayatımız boyunca bu soruyu kendimize defalarca sorarız. Doğumla ölüm arasında adına yaşam dediğimiz bir deneyim olduğunu kesin olarak biliriz. Peki ama ben bu deneyim miyim, yoksa bu deneyimi yaşayan mı? Ben bu beden miyim, kusurlarım mıyım? Bu hastalık mıyım ben? Yetiştirilme biçiminin bir ürünü müyüm? Değiştirilebilir miyim ve hala kendim olabilir miyim? Yoksa daimi olarak değişmez miyim? Bunların hiçbiri değilsiniz. Elbette kusurlarınız var ama siz o kusurlar değilsiniz. Bir hastalığınız olabilir ama siz size konulan tanı değilsiniz. Zengin olabilirsiniz ama siz kredi değerlendirmeniz değilsiniz. Tüm bu şeyler siz değilsiniz. Çünkü bunlar değişebilir. Tanımlaması imkansız ve değişmez olan, yaşla ya da koşullarla değişmeyen ya da yitip gitmeyen bir parçanız var. Birlikte olduğunuz, birlikte yaşadığınız ve birlikte öleceğiniz bir otantiklik var. Siz harikalarla dolu bir şekilde sadece sizsiniz. Hastalıklarla savaşanları izlemek, kim olduğumuzu görmek için otantik bir şekilde biz olmayan her şeyden sıyrılmamız gerektiğini açığa çıkarır. Ölmek üzere olanları görünce daha önce odaklandığımız o kusurları, yanlışları ya da hastalıkları artık görmeyiz. Artık yalnızca onları görürüz. Çünkü hayatın sonunda daha hakiki, daha dürüst, daha kendileri olurlar. Tıpkı çocuklar ve bebekler gibi. Gerçekte kim olduğumuzu yalnızca hayatın başında ve sonunda mı görebileceğiz? Yalnızca uç noktalardaki koşullar mı olağan hakikatleri ortaya çıkarır? Diğer türlü gerçek kendimize karşı kör mü kalırız? İşte bu yaşamın temel dersidir. Otantik kendimizi bulmak ve diğer insanlardaki otantikliği görmek. Kendimizin ve muhataplarımızın asıl hallerini görmek, maskeli hallerini değil. Ne yazık ki aslımızda var olan yetenekler çoğu kez takındığımız rollerle ve kat kat maskelerle gizlenmiş durumdadır. Roller, anne baba, işçi, nüfuzlu kişi, sinik, koç, aykırı, amigo, iyi adam, asi, hasta, anne babasına bakan sevgili, çocuk, gerçek kendimizin gömülü olduğu kayalar haline gelebilir. 2. Sevgi. Sevgi, tanımlamakta bile büyük güçlük çektiğimiz bu şey, tek hakiki gerçek ve kalıcı olan yaşam deneyimidir. Korkunun karşıtı, ilişkilerin özü, yaratıcılığın aslı, günün inceliği, kim olduğumuzun girift bir parçasıdır. Mutluluğun kaynağı bizi birleştiren ve içimizde yaşayan enerjidir. Sevginin bilgiyle, eğitimle ya da güçle hiçbir ilgisi yoktur. Davranışın ötesindedir. Hayatta kaybolmayan tek armağandır. Nihayetinde gerçekten verebileceğimiz tek şeydir. Bir yanılsamalar dünyasında, bir hayaller ve boşluklar dünyasında sevgi hakikatin kaynağıdır. Neyse ki gerçek sevgi mümkündür. Ummuş olduğumuz o sevgiyi duyabiliriz. O gerçekten vardır ama bizim sevgiye yaklaşım biçimimizde değil. Gerçek sevgi, kusursuz eşi ya da en iyi arkadaşı bulma hayalinde yaşamaz.
O aradığımız bütünlükte, burada, bizimle ve içimizde, şimdi gerçeklikte yaşamaktadır. Pek çoğumuz koşulsuz sevgiyi isteriz. Ne yapıp yapmadığımızdan çok kim olduğumuzla alakalı olarak var olan sevgiyi. Başkaları için ne yaptığımız, ne kadar kazandığımız, ne kadar eğlenceli olduğumuz, çocuklarımıza nasıl davrandığımız ya da evi nasıl idare ettiğimiz gibi şeyler yüzünden seviliriz. İnsanları sadece oldukları haliyle sevmek bize zor gelir. Neredeyse başkalarını sevmemek için bahaneler arıyor gibiyiz. Sevgi daima hayatın içindedir. Harika deneyimlerimizin tümündedir. Hatta trajedilerimizdedir. Sevgi, günlerimize o derin anlamı veren şeydir. Aslında kendisinden yapılmış olduğumuz şeydir. Sevgi ilahi olanı, dokunulmaz kutsallığı deneyimlememizdir. Sevgi, dört bir yanımızdaki zenginliktir. Bizim almamız için oradadır ve bizimdir. 3. İlişkiler. Hayatımız boyunca birçok ilişkimiz olacak. Bazılarını eş, arkadaş olarak biz seçeriz. Bazıları ise anne baba, kardeş gibi bizim için seçilir. İlişkiler, yaşamdaki dersleri öğrenmek, kim olduğumuzu, korktuğumuz şeyleri, gücümüzün nereden geldiğini ve gerçek sevginin anlamını keşfetmek için bize en büyük fırsatları sunar. İlişkilerin harika öğrenme fırsatları olduğu fikri ilk bakışta biraz tuhaf görünebilir. Çünkü bunların sinir bozucu, zorlayıcı, hatta kalp kırıcı deneyimler olabileceğini biliriz. Fakat ilişkiler aynı zamanda öğrenmek, gelişmek, sevmek ve sevilmek için en büyük fırsatlarımız olabilir. Öncelikle eşlerimiz, hayat arkadaşlarımız olmak üzere nispeten az sayıda insanla ilişkimiz olduğunu düşünme eğilimindeyizdir. İşin aslı ise arkadaş, akrabalar, birlikte çalıştığımız kişiler, öğretmenler ya da tezgahtarlar olsun, karşılaştığımız herkesle bir ilişkimizin olduğudur. Yılda yalnız bir kez gördüğümüz doktorumuzla ve karşılaşmamak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız sinir bozucu komşumuzla da bir ilişkimiz vardır. Bunların hepsi kendilerince özel olsalar da ortak birçok yönleri bulunan ilişkilerdir. Çünkü kaynakları bizizdir. En yakın ve en yoğun olanından en mesafeli olanına kadar ilişkilerimizin her birinde ortak payda sizsinizdir. Bir ilişkiye getirdiğiniz tutumları olumlu ya da olumsuz, ümit verici ya da nefret dolu olarak diğer hepsine de getirirsiniz. İlişkilerimizin her birine az ya da çok sevgi getirme seçeneği sizin elinizdedir. İlişkilerimize bakıp şunu sormamız gerekir. Verdiğim ve aldığım sevgi, çocukken benim için sevginin nasıl tanımlandığına mı bağlı? Vermek ve almak istediğim bu tür bir sevgi mi? Gerçekten istediğim ilişki türü bu mu? Sevgiyi acı verici bir biçimde çetrefilli görüyorsak sebebini sorgulamalıyız. Sevginin karmaşıklık demek olduğunu düşünüyorsak muhtemelen çocukken karmaşık ilişkiler görmüşüzdür. Sevginin kötüye kullanmak demek olduğunu düşünüyorsak muhtemelen kötüye kullanma içeren ilişkiler görmüşüzdür. Sevginin neşeyle paylaşmak demek olduğunu düşünüyorsak muhtemelen neşeli, paylaşımcı ilişkiler görmüşüzdür. Ne yazık ki bazı kişiler için oldukça fazla sayıda kişi için sevgi olarak düşündüğümüz şey aslında çoğunlukla kontrol ya da manipülasyon, hatta kimi zaman nefrettir. Yürümeyen ilişkileri iki sebepten sürdürürüz. İlki bunların değişeceğini ummamız, ikincisi de bize her ilişkinin yürümesi gerektiğinin öğretilmiş olmasıdır. Kaç kez insanların yürümeyen eski ilişkilerine geri döndüğünü duymuşsunuzdur ya da böyle insanlar tanıyorsunuzdur. Kaç kez bir kadının bağlanamayacağını kendisine söylemiş olan bir adama geri döndüğünü duymuşsunuzdur. Bir bağlılık arıyorsanız niye bağlanma ile ilgili sorunu olan birine geri dönüyorsunuz? Niye kurumuş bir kaynağa geri dönüyorsunuz? İnsanların sürekli bozulup düzelen ilişkiler yüzünden kendilerini engellenmiş hissetmeleri bir nalbur dükkanında süt aramalarına benzer. Aynı raflar arasında kaç kez gidip gelirlerse gelsinler,
hiç süt bulamayacaklardır. Eski tanımların şimdiki hayatınızı dikte etmesine izin vermeyin. Kendinize ve başkalarına saygı göstermeyi öğrenerek ve eski bant kayıtlarının üzerine yeni kayıt yaparak kurallar kitabını yeniden yazabilirsiniz. 4. Kayıp. Er geç sahip olduğumuz her şeyi kaybederiz. Ama nihayetinde önem arz eden şeyler kaybedilemez. Üzerimize kayıtlı olan her şey sadece ödünç olarak bizdedir. Diğer her şey gibi sevdiklerimizi de kendimize saklayamayız. Gel gelelim bu gerçeğin farkına varmak bizi ille de üzmek zorunda değildir. Tersine bize burada olduğumuz zaman süresince sahip olduğumuz şeylere ve yaşadığımız harika deneyimlere yönelik daha büyük bir değer bilirlik kazandırabilir. Hayat bir okulsa kayıp birçok biçimde müfredatın önemli bir parçasıdır. Kaybı yaşarken aynı zamanda sevdiklerimizin hatta bazen yabancıların ihtiyaç anımızda bizimle ilgilenmelerini de deneyimleriz. Kayıp kalbimizdeki bir boşluktur. Fakat bu sevgiyi ortaya çıkaran ve başkalarının sevgisini tutabilen bir boşluktur. Elle tutulamaz olan her şey, örneğin düşlerimiz, gençliğimiz ve bağımsızlığımız er geç solup gidecek ya da sona erecektir. Hayatı bu biçimde görmek hoşumuza gitmez. Hayat ve içindeki şeyler hep bizim olacakmış gibi davranmak hoşumuza gider. Ayrıca mutlak algılanan kayba, ölümün kendisine bakmak istemeyiz. Ölmek üzere olanlar neyi kaybettiklerini bilir ve onun değerini anlarlar. Çoğu kez kendilerini kandıran yaşayanlardır. En derin kayıp duygumuzun içinde bile hayatın devam ettiğini biliriz. Kayıplar ve sonlar ardı arkası kesilmeksizin üstümüze geliyor olabilir. Tüm bunlara rağmen yeni başlangıçlarda dört bir yandadır. Acının ortasında kayıp hiç bitmeyecekmiş gibi görünebilir. Yine de hayat döngüsü dört bir yanımızda varlığını sürdürmektedir. 5. Güç. Gerçek gücümüz hayattaki konumlarımızdan, yüklü bir banka hesabından ya da etkileyici bir kariyerden kaynaklanmaz. Güç, daha ziyade içimizdeki o otantikliğin, kuvvetimizin, doğruluğun veya gözle görülür inayetin bir ifadesidir. Kişisel gücümüz doğuştan gelen hediyemizdir. Ne yazık ki çoğunlukla bunu unuturuz. Farklı birçok şekilde ve unuttuğumuzun farkında bile olmaksızın. Diğer insanların fikirlerini dikkate almaya başladığımızda gücümüzü veririz. Bu gücü geri almak için bunun sizin hayatınız olduğunu hatırlayın. Önemli olan sizin ne düşündüğünüzdür. Karşınızdaki kişileri mutlu etme gücüne sahip değilsiniz. Ama kendinizi mutlu etme gücüne gerçekten sahipsiniz. Şimdi o diğer insanlar nerede? Muhtemelen bugün hayatınızda değiller. Veya hayatınızda bir yerleri varsa muhtemelen hala onların onayını kazanmaya çalışıyorsunuzdur. Biz insanlar çoğu zaman yolumuzu kaybederiz. Hatalarımızı ve eksikliklerimizi gözden geçirir, sonra da yapmış olduğum hatalar yüzünden mutsuzum, yeterince iyi değilim, bu yüzden değişmeye çalışacağım deriz. Neden yarın bugünden çok daha fazla mutluluk ya da güç imkanına sahipmiş gibi görünür? Çünkü oyunu nasıl oynadığımızın bir önemi olmaksızın gücümüzü kaybederek daha çok oyununda kendimizi aldatırız. İstediğimiz şeyi elde edecek olsak kendimizi daha kötü hissederiz. Çünkü hala yeterli değilizdir. Hala mutsuzuzdur. Keşke biraz daha fazlasına sahip olsaydık deriz. Asıl önemli olanın basitlik olduğunu fark etmeyiz. Minnettarlık duyan bir kişi güçlü bir kişidir. Çünkü minnettarlık gücü meydana getirir. Bütün bolluk sahip olduğumuz şeyler için minnettar olmaya dayanır. Gerçek güç, mutluluk ve esenlik minnettarlığın güzel sanatında bulunmaktadır. İçimizde çok büyük bir güce sahibiz. Fakat bunun nasıl kullanılacağı konusunda çok az bilgiye sahibiz. Gerçek güç, kim olduğumuzu ve dünyadaki yerimizi bilmekten gelir. Dünyalık bir şeyler biriktirmemiz gerektiğini hissediyorsak, kim olduğumuzu gerçekten tümüyle unutmuşuzdur.
Gerçek gücümüzün her şeyin iyi olduğunu ve herkesin tam da olmaları gerektiği gibi kendisini gösterdiğini bilmekten geldiğini hatırlamak zorundayız. 6. Suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu bizi kendimizin en karanlık yanlarına bağlar. O zayıflığımızla, utancımızla ve kendimizi bağışlamamızla aramızdaki bağlantıdır. En küçük parçamız dahi ondan beslenir. Harekete geçmemek onu büyütür. Kendimizi suçlu hissettiğimizde çok küçük düşünen biri olarak kalırız. Kontrol daha alt düşüncelerimizde olur. Bir süre sonra utanç duyarız. Bunun çaresi harekete geçmek ve hislerimizi paylaşmaktır. Gerçeklerle bağı kopmuş bir insan suçluluk duygusu nedir bilmez. Gerçek, kendiniz bu dünyadan kaynaklı suçluluk duygusunun ötesindedir. Utanç ve suçluluk duygusu birbirine derinden bağlıdır. Utanç, eski suçluluk duygusundan kaynaklanır. Suçluluk duygusu yaptıklarınızla ilgiliyken, utanç kim olduğunuzu düşündüğünüzle alakalıdır. Bilincinize saldıran suçluluk duygusu, ruhunuza saldıran utanç haline gelir. Utanç da kendinden önceki suçluluk duygusu gibi genellikle çocuklukta kim olduğumuzu bilmeden öncesinde köklenir. Kendi hatalarımızdan sorumlu olduğumuzu, ayrıca bu hataların birçoğunu yapacağımızı ama bizim bu hatalardan ibaret olmadığımızı bilmemizden önce büyümeye başlar. İhtiyaçlarımız ile anne babalarımız çakışınca bir şeyleri yanlış yapmış olmalıyız diye hissetmişizdir. Kendimizin yanlış olduğuna inanmaya başlamışızdır. Acımızı, öfkemizi ve küskünlüğümüzü içimize gömmüşüzdür. Artık sadece kendimiz hakkında kötü hissediyoruzdur. Birçok inanç sistemi suçluluk duygusunun daha alt bir düşünce sisteminin parçası olarak görür. Tanrı'dan ayrı bir düşünüş ya da sevgi tanımayan bir düşünüş. İlk içgüdümüz çok acı verici oldukları için suçluluk duygusundan kurtulmaktır. Bu duyguyu başka birine yansıtarak bilincinde olmadan yaparız. Benim için kendimi suçlu ve yanlış hissetmek çok zor olduğundan seni suçlu ve yanlış olarak göreceğim. Başka bir deyişle o ben olamam, bu yüzden sen olmalısın. Ancak bu yansıtmada gizlediğimiz zaman çözemeyeceğimiz suçluluk duygularının oluşturduğu bir döngüde sıkışır kalırız. Huzur ve suçluluk duygusu zıt duygulardır. Huzur ve suçluluk duygusunu aynı anda yaşayamazsınız. Sevgiyi ve huzuru kabul ettiğinizde suçluluk duygusunu yatsırsınız. Ama tersi de doğrudur. Suçluluk duygusuna yapışıp kaldığınızda yolunuz sevgiden ve huzurdan uzaklaşır. İyi haber şu ki bu bir karardır. Sevgiye bağlayabilirsiniz. Suçluluk duygusunu huzur duygusuyla değiştirebilirsiniz. Suçluluk duygusu şimdinin gerçekliğinden kaçınmanın bir yoludur. Geçmişi geleceğe sürükler. Suçluluk duygusuyla ilişkili bir geçmiş, suçluluk duygusuyla ilişkili bir gelecek yaratır. Suçluluk duygusundan kurtulursanız yeni bir gelecek oluşturmak için geçmişinizden gerçekten kurtulabilirsiniz. Suçlusu olduğunuzu düşündüğünüz şeyler bağışlamayla temizlenip arındırılabilir. 7. Zaman. Hayatlarımızı zaman yönetir. Zaman ile ve zamanın içinde yaşarız. Ve elbette zamanın içinde ölürüz. Zamanın bizim olduğuna, onu kazanabileceğimize ve kaybedebileceğimize inanırız. Zamanı satın alamayız fakat onu nasıl harcadığımızdan söz ederiz. Ayrıca zamanlamanın her şey demek olduğuna da inanırız. Zamanın gerçekliği geçmiş hakkında kesin olamayacağımızdır. Gerçekten bizim olduğunu düşündüğümüz biçimde meydana gelip gelmediğini bilmeyiz. Ayrıca kesinlikle geleceği de bilmiyoruz. Aslında zamanın doğrusal olduğunu bile kesin olarak bilmiyoruz. Geçmişi önce gelen, geleceği de ileride bulunan diye düşünüyoruz. Ama bu düşünce zamanın
düz bir doğru üzerindeki bir süreklilikte olduğunu varsayıyoruz. Bilim insanları zamanın doğrusal olmadığını katı bir geçmiş, şimdi, gelecek örüntüsünde kilitlendiğimizi düşünüyorlar. Doğrusal olmayan zamanda geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda var olabilir. 8. Korku. Korku, primitif düzeyde işimize çok yarayan bir uyarı sistemidir. Potansiyel açıdan tehlikeli durumlarda korku bir sağlık belirtisidir, bir koruyucudur. Gel gelelim, tehlike yokken de korku yaşamak kolay bir şeydir. Bu tür korku, korku oluşturan bir korkudur. Gerçek değildir. His, gerçek gibi görünebilir ama gerçeklikte hiçbir temeli yoktur. Yine de geceleri bizi uyanık tutar, bizi yaşamaktan alıkoyar. Hiç amacı, hiç acıması yok gibi görünür. Başıboş kaldığında ruhu zayıflatır ve bizi felç eder. Korkularımızın arasında kendi yolumuzu bulabilirsek, bunca fırsattan yararlanabilirsek, ancak o zaman hayalini kurduğumuz hayatları yaşayabiliriz. Yargıdan kurtulmuş şekilde, başkalarının onaylamasından korkmaksızın, kendimizi tutmaksızın yaşayabiliriz. Korku içinde yaşıyorsanız gerçekten yaşamıyorsunuzdur. Aklınızdaki herhangi bir düşünce korkunuzu pekiştirir. Korku özellikle gizli olduğunda daha çok korku büyütür. Korkuyu temel alarak hareket ettiğinizde daha fazla korku yaratırsınız. Gerçek özgürlük bize en çok korkutan şeyleri yapmakta yatar. Bir hamle yapın, kaybetmeyeceksiniz, hayatı bulacaksınız. Bazen tüm korku, üzüntü ve kaygılarımızı fazlasıyla esas alarak aşırı güvenli bir hayat yaşama isteğimiz yapabileceğimiz en tehlikeli şeylerden biridir. Korkuyu yaşamanızın kalıcı bir parçası haline getirmeyin. Korkuyu bırakmak ya da korkuya rağmen yaşamak şaşırtıcı ve paradoksal bir şekilde sizi güvenli bir yere götürür. Duraksamadan sevmeyi, sakınmadan konuşmayı ve kendini savunmaya geçmeden umursamayı öğrenebilirsiniz. Helen Keller'ın da dediği gibi, hayat ya cüretkar bir serüvendir ya da hiçbir şeydir. 9. Öfke. Ne yazık ki birçoğumuz öfkenin mesajını işitmeyiz. Çoğu zaman onu nasıl hissedeceğimizi bilmeyiz. Öfke içindeki kişilere ne hissediyorsunuz diye sorulduğunda yanıta sanırım diyerek başlarlar. Bu duygusal bir soruya verilen entelektüel bir yanıttır. İçimizden değil, aklımızdan gelmektedir. İçimizdeki duygularla bağlantı kurmalıyız. Bazen insanlar için bunu yapmak çok zordur. Böyle zamanlarda gözlerini kapatıp bir ellerini karınlarına koymak işlerine yarayabilir. Bu basit hareket muhtemelen duygunun sadece beyni değil bedeni de kullanmasından dolayı onlara hissettikleri şeylerle bağlantı kurmaları için yardımcı olur. Duygularımızla bağlantı kurmak bizim toplumumuzda neredeyse yabancı bir fikirdir. Bizler bedenlerimizle hissetmeyi unutmuşuzdur. Genellikle düşüncelerimizi duygularımızdan ayırırız. Düşüncelerimizin egemen olmasına izin vermeye o kadar alışmışızdır ki, bu yüzden hislerimizin ve bedenlerimizin üstünde durmayız. Bir cümlede kaç kez nokta nokta hissediyorum ifadesi yerine nokta nokta düşünüyorum ifadesi kullandığınıza dikkat edin. Öfke bize sızılarımızın üstesinden gelmemiş olduğumuzu söyler. Sızı o anki acıdır. Öfke ise çoğu kez süren bir acıdır. Bu sızıları biriktirdiğimiz ve üzerine eğilmediğimiz sürece öfkemiz büyür. Çok sayıda sızı biriktirebiliriz. Bu da onları bir düzene koymamızı çok zorlaştırır. Hatta en sonunda neredeyse öfkeyi ayırt edemeyiz. Bu hisle birlikte yaşamaya öyle alışırız ki onu kim olduğumuzun bir parçası olarak düşünmeye başlarız. Kendimizi kötü insanlar olarak görme eğiliminde oluruz. Öfke kimliğimizin bir parçası haline gelir. Eski duygularımızı
kimliğimizden ayırma işine başlamalıyız. İyiliğimizi anımsamak ve kim olduğumuzu hatırlamak için bu öfkeyi serbest bırakmalıyız. İşlenmemiş korku öfkeye dönüşür. Korkularımızla bağlantı kurmadığımızda ya da korktuğumuzu bile bilmediğimizde bu korku öfkeye dönüşür. Bu öfkeyle ilgilenmezsek hiddete dönüşecektir. 10. Oyun. İnsanların hayatlarına geri dönüp baktıklarında gördükleri bir numaralı pişmanlık, keşke hayatı bu kadar ciddiye almasaydım pişmanlığıdır. Yaşamın kıyısındaki hastalara danışmanlık yaparak geçirdiğimiz tüm o yıllarımızda karşımızda hiç bize bakıp keşke sağlığımda çok daha fazla çalışsaydım diyen bir kişi çıkmadı. Ne demişler? Hep iş olur da hiç oyun olmazsa insan donuk ve kasvetli biri olup çıkar. Bu aynı zamanda hayatı da çok donuk ve kasvetli, dengesiz bir hayat haline getirir. Ne yazık ki oyuna genellikle çok az öncelik verilir. Hepimizin, kendimizin ve ailelerimizin geçimini sağlamak zorunda olduğumuz için çalışmaya öncelik tanımak doğrudur. Fakat bu öncelik fazlasıyla ileri götürülmüştür. Birçok kişi sürekli olarak üretken, başarılı ve daima amacına ulaşan biri olma konusunda vahim bir ihtiyaç hisseder. Bu kuşak nasıl yapılacağını bilir ama nasıl olacağını her zaman bilmez. Üretken insanlar oyuna açtır. Birçok insanla tıpkı onlara, balon olmayan çocuklara benzer. Oyun oynamayı unutmuşuzdur. Nasıl oynandığını unutmuşuz. Oyunun ne olduğunu bile unutmuşuz. 11. Sabır. İnsanlar artık nasıl bekleyeceklerini, hatta beklemenin ne demek olduğunu bilmiyor. İstediğiniz şeye, istediğiniz anda sahip olmak güzel bir şey. Ama doyumun ertelenmesi becerisi de önemli. Araştırmalar, çocuklara ya hemen bir kurabiye ya da bir saat sonra iki kurabiye yeme seçeneği sunulduğunda bekleyebilmiş olan çocukların hayatın ileri dönemlerinde daha başarılı olduklarını göstermiştir. Sabır açıkça önemli bir değerdir. Yine de bunca insan mikrodalga fırınlarının önünde hadi çabuk ol diyerek durur ya da fotoğraflarını banyo ettirmek bir saatten fazla sürecekse sinirlenir. Sabrın anahtarı her şeyin iyi olacağını bilmek, bir amaç, bir plan olduğu inancını edinmektir. Bunu unutmak kolaydır. Bu yüzden de birçok kişi kendi kusursuz zamanında gerektiği gibi sonuca varacak olan durumları kontrol etmeye çalışır. Hayatın sonunda bile bazıları ölümün yaklaştığını kabul ederken bazıları sabırsızlaşır ve bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek ister. Hazır olmadan önce ölmeyeceklerini duymak, kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerini sağlar. Filozof olarak sabır, düzenli olarak kullanılması gereken bir kasa benzer. Çalıştırılmalı ve ona güvenilmelidir. Bu kası her gün karşılaştığımız önemsiz durumlarda kullanma alıştırması yapmazsak, hayatın daha zorlu mücadeleleri sırasında bizi destekleyecek güçlü bir kasımız olmayacaktır. Zihin, koşullarımızı değiştirmenin bize huzur getireceğine inanmak ister. Zihin bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünür. Fakat içten bir sabrın, içten bir huzur ve iyileşme getireceğini bilerek, şimdi oldukları haliyle koşulların içinde de rahatlayabiliriz. Gerçek budur. Kesinlikle hiçbir deneyimin boşa gitmiş olmadığını unutmayın. Hayatın sonundaki pek çok kişi kötü deneyimlerini bile değiş tokuş etmek istemez. Çünkü her şeyi başlarına gelenlerden öğrenmişlerdir. Atlattığınız her şey, hayattaki her fırtına mükemmelsiz doğabilsin diye meydana gelir. Olaylar sizin için çok hızlı ya da çok yavaş gelişiyorsa, sizin zamanlamanızın her zaman en iyisi olmadığını ve ortada bir plan olduğunu unutmayın. Gevşemeyi ve hayatın kendini yavaş yavaş göstermesine izin vermeyi başarabilirsiniz. 12. Kendini bırakma.
Hepimiz kendini bırakmada her an harika bir huzur bulabiliriz. Ne yazık ki pek çoğumuz bundan korkarız. Çünkü bu vazgeçmek ve teslim olmaktır. Bir zayıflık belirtisidir. Fakat kendini bırakmada aslında hiçbir zayıflık ya da acı yoktur. Tersine her şeyin yolunda olduğu, her şeyle ilgilenildiği bilgisine kendini bırakmada bir rahatlık ve kuvvet vardır. Hastalık ya da kaybın ortasında her şeyin yolunda olduğunu düşünmek büyük bir inanç gerektirebilir. Hayatın küçük dertlerinde bile kendini bırakmak çok zordur. Durumu ele almak isteriz, işleri gerçekleştirmek isteriz. Aktifliği kuvvet, pasifliği zayıflıkla eş tutarız. Bırakmanın olumlu olabileceği fikri, hayatın büyük bölümünde kolaylıkla yaşanması gerektiğini fark edene dek zor olabilir. Kafamızı duvarlara vurduğumuz durumların içinde olmak zorunda değiliz. Sürekli mücadele ediyorsak, muhtemelen evren bize bir şeyler anlatmaya çalışıyordur. Kendimize gevşemeye izin verebiliriz. Sürekli olarak işin ya da durumun bir ucunu sımsıkı kavramak zorunda değiliz. Hayatın olması gerektiği gibi kendini göstereceğini bilerek sadece gevşeyebiliriz. Değiştirilmez olanı değiştirmek istiyorsanız kendini bırakma zamanıdır. Gerçekten değişmeyi seçtiğinizde tam olarak neyin neden farklı olması gerektiğini dikkatlice düşünün. Olayları meydana gelmelerini sağlamak için onlarla sürekli mücadele etmek yerine kendi haline bırakmak kendimize vereceğimiz en güzel armağanlardan biridir. Geriye dönüp hayatımıza bir bakacak olursak, en güzel anılarımızın ve en büyük fırsatlarımızın bazılarının işleri yoluna koymaya çalışmaktan kaynaklanmadığını görürüz. Bunlar uğurlu tesadüfler gibi görünürler. Sanki doğru zamanda, doğru yerde olduğumuz için meydana gelmişlerdir. Kendini bırakmak işte böyle işler. İncelikle ve belli etmeksizin. 13. Bağışlama. Bağışlayarak ya da bağışlamayarak yaşama seçeneğimiz vardır. Bağışlama gariptir. Bencilce bir eylem olabilir. Çünkü yaralama işini yapandan çok yaralanan için önemlidir. Ölmek üzere olan kişiler çoğu kez hayatlarında eksik olan bir huzuru bulurlar. Çünkü ölüm bırakmaktır. Dolayısıyla bağışlamaktır da. Bağışlamadığımızda eski yaralarımıza, sızılarımıza ve üzüntülerimize sımsıkı tutunuruz. Geçmişin mutsuz parçalarını canlı tutar ve küskünlüklerimizi besleriz. Bağışlamadığımız zaman kendimize köle oluruz. Bağışlama, kabahatlinin bizden kalıcı olarak aldığına emin olduğumuz bütünlük duygusu da dahil olmak üzere bize çok şey sunar. Bize tekrar olduğumuz kişi olma özgürlüğünü sunar. Hepimiz kendimize ve ilişkilerimize yeni bir başlangıç şansı vermeyi hak ederiz. Bu şans bağışlamanın büyüsüdür. Bir kez başkalarını ya da kendimizi bağışladıktan sonra tekrar iyiliğin olduğu yere ulaşırız. Bağışlamanın hayatta bir kez yapılacak bir iş olmadığını, süre giden bir şey olduğunu unutmayın. O bizim ruhsal bakım planımızdır. Bağışlama bize huzur içinde ve sevgiyle temas halinde tutmaya yardımcı olur. Bizim tek görevimiz yeniden kalplerimizi açmaya çalışmaktır. Mutluluk. Mutluluk, doğal halimizdeyken kendimizi mutsuzlukla daha rahat hissetmek için eğitilmişizdir. Garip bir biçimde mutluluğa alışık değilizdir. Bazen sadece doğaya aykırı değil, aynı zamanda hak edilmemiş gibi de gelir. İşte bu yüzden kendimizi çoğu kez bir kişi ya da bir durumla ilgili olarak en kötü şeyi düşünürken buluruz. Mutlu olmak konusunda iyi hissetmeye çalışmak zorunda olmamızın ve kendimizi mutluluğa adamak zorunda olmamızın sebebi de budur. Bu işin bir bölümü, mutluluğu bulmanın temelde yaşam amacımız olduğu inancını kabul etmektir. Yaşamın amacının mutlu olmak olduğu fikrine niçin direniriz? Mutlu olunca suçluluk duyarız
Ve bu kadar insan bizden daha talihsizken nasıl mutlu olmak için çaba harcayabiliriz ki diye merak ederiz. Hatta birinin açık açık söylediği gibi niçin mutlu olacakmışım diye düşünürüz. Yanıt şu: siz Tanrı'nın değerli kulusunuz. Çevrenizdeki bütün harikalardan keyif almanız beklenir. Aslında mutlu insanlar aramızdaki en az benciz, en az ben merkezli kişilerdir. Mutsuz olanlara göre çoğu kez başkalarına kendi istekleriyle zaman ayırır ve yardım ederler. Çoğunlukla daha iyi, daha sevgi dolu, bağışlayıcı ve ilgilidirler. Mutsuz olmak bencilce davranışlara yol açar. Mutluluk ise verme kapasitemizi arttırır. Gerçek mutluluk bir olayın bir sonucu değildir. Koşullara dayanmaz. Mutluluğunuzu çevrenizde olup bitenler değil, siz belirlersiniz. 15. Son ders. Her bebek doğduğunda Tanrı'nın dünyanın devam edeceğine karar verdiğini dile getiren bir söz vardır. Aynı biçimde uyandığınız her gün size yaşamanız için hayatın bir başka günü verilmiştir. En son ne zaman o günü dolu dolu yaşadınız? Bunun gibi başka bir hayatınız daha olmayacak. Bu rolü bir daha asla oynamayacak ve size verilen bu hayatı bir daha asla deneyimlemeyeceksiniz. Bu hayatta tam da bu koşullar altında, bu biçimde, bu anne babalarla, çocuklar ve ailelerle dünyayı bir daha asla tecrübe etmeyeceksiniz. Tam da bu arkadaşlara hiç sahip olmayacaksınız. Bu zamanda tüm harikalarıyla birlikte yerküreyi bir daha asla yaşamayacaksınız. Okyanusa, gökyüzüne, yıldızlara ya da sevdiğiniz bir kişiye son bir kez bakmak için beklemeyin. Gidip bakın şimdi.